Sayın Belediyeoğlu sosyal medyaya önem vermeleri gerektiğini söyledi gençlerin. Şimdi sosyal medya hayatın bir parçası haline geldi malumunuz. Öyle ki yapılan paylaşımlara gösterilen ilgi ilişkilerin seyrini bile belirleyebiliyor. Peki sosyal medyayı bu kadar önemsemek normal mi? Sosyal medyayı yanlış kullanmak hangi sonuçları beraberinde getiriyor? Araştırdık. Buyurun izleyelim. Fotoğraflar, videolar, yer bildirimleri, paylaşımlara yapılan yorum ve beğeniler. Sosyal medya ilişkilerin seyrini belirler hale geldi. Özellikle gençler bu durumu çok önemsiyor. Beğeni olmadığı zaman ister istemez kendimi kötü hissediyorum. Acaba arkadaşlarım aram mı açıldı ya da kötü mü hissediyorum gibisinden bir düşünceye kapılıyor insan. Mesela ben bir fotoğraf paylaşıyorum ve bu fotoğrafa düşük beğeni gelirse benim bu fotoğrafı kaldırma isteğim artıyor. Yeni fotoğraf yükleyip daha fazla beğeni almayı düşünüyorum. Sosyal medya sadece bilgi alışverişinin olduğu, karşılıklı olarak dünya ile iletişim kurduğumuz, arkadaşlıkların, dostlukların olduğu, birbirimizden haberdar olduğumuz, birbirimizin özel günlerinde, zor günlerinde, belki de paylaşımda bulunduğumuz bir mecra olarak kalmalı. Uzmanlara göre en sağlıklısı yüz yüze iletişim. Sosyal medyada kurduğumuz ilişki çok gerçekçi bir ilişki değil. Yani siz, ben sizinle konuşurken sizin gözünüzün hareketi, yüzünüzün şekli, vücut diliniz, bana ses tonunuz, bana bütün sıcaklığınız oradaki samimiyetinizi verir. Ama sosyal medyada kullandığınız bir emoji size bütününü tanımlamadığı için ne kadar samimi, ne kadar değili yakalama şansımız yok. Sağlıklı bir ilişki için özellikle çiftlerin sosyal medya diyeti uygulaması öneriliyor. Akşam eve gittiklerinde bir yemek hemen arkasında herkes elinde sosyal medyayla ilgileniyor. Bu da tabii çok riskli bir durumdur. Sınırlandırılmış bir şekilde sosyal medyayla ilgilenip bırakmalı. Sosyal medyanın yanlış kullanımı özgüven eksikliği, kaygı bozukluğu, paranoya gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.